Size selam. Arka tarafta Paşa Limanı köyünü geride bıraktık. Yavaş yavaş sahilden ilerliyoruz. Adaya turluyoruz. Paşa Limanı Adası. Buralar bizim eskiden geldiğimiz İncirli Voli kumsalı. Ama incir kalmamış. Karşı burun. Burası şu anda tam arka. Birazdan şu burnu döndüğümüz zaman artık Balıklı sahili tarafına döneceğiz. Burası Paşa Limanı sonrası olan kısım. Koyun Adası arkada kaldı. Melisa'dan yorumlar alalım. Melisa ne diyorsun? Çok güzel gidiyor. Balık yiyoruz. Gargara çekiyoruz. Ama balık yok. Çok keyifli, eğlenceli geçiyor. Evet. Durumumuz böyle. İlerlemeye devam ediyoruz. Yelkenimiz çalışıyor. Son gaz. Biraz pedalla destekliyorum ama güç harcamıyorum. Sadece bir hareket olsun diye, boş boş oturmayayım diye pedal yapıyorum. Şimdi iki yelken yapıyor aslında. Pedal çevirmediğim zaman, şu an pedalı durdurdum. Gidiş hızımız şu anda şöyle. Yani gayet iyi. Hiçbir şey yapmasam da hızla ilerleyebiliyoruz. Gayet iyiyiz yani. Sadece su sesi ve rüzgar sesi. Bir de yan taraftan radyomuzu açtık. Radyonun da reklamını yapayım mı? Power Türk. Hadi bay bay. Bu taraf Çanakkale. Aslında şu karşıda Avşa. Yani Avşa'ya gitmek istesek bir saatte Avşa'dayız. Çanakkale taraflarına karşı sahilleri geçebilirsek sis gibi gözüküyor. Orası da yaklaşık 3 saatte Çanakkale'ye ineriz. Arka bu tarafta Biga tarafları, karşı sahile. Oralara da gidelim desek, bu rüzgarla, ileride daha çok rüzgar vardır, 5 saatte biz karşıdayız. Böylece Çanakkale sahillerine gideriz. Neyse, seneye. Bu sene vaktimiz az. Bu arada yaklaştık şeye, İncirli Voli taraflarına. Bayağı değişmiş buralar. Belki bir sonraki koyma. Belki de bir şu burnum var bir tane daha küçük. Onun arkası da olabilir. Emin değilim. Ama galiba burasıydı. Az önceki videodan düzeltme yapmak istiyorum. Geçtiğimiz yer İncirli Voli değilmiş. Bizim İncirli Voli dediğimiz yer burasıymış. Burada insanlar oturuyor. Ya az önceki de buna benziyordu zaten. Şu burnun arkasıydı o. Ama İncirli Voli'de incir kalmamış. Burası sadece çam ağacı olmuş. Bir tane de tek çınar duruyor. İncirli Voli Çamlı Voli'ye dönüşmüş. Bizim bildiğimiz incirler artık yok. Buruna az kaldı. Şu anda devam ediyoruz. Melisa ne haber? İyiyim. Burnu geçiyoruz. Şu anda güney doğu burnundayız. Tam güney doğu burnundan döndük. Şu karşısı artık Balıklı köyü. Şu karşıyı geçince Erdek gözükmeye başladı. Burnu dönüyoruz şu anda. Su da çok güzel dipte. Harika. Bu burun çok güzelmiş. Arkamızda kaldı Koyun Adası. Artık bu burunu döndüğümüz zaman şu anda döndük. Şu anda güney cephesindeyiz. Adanın güney cephesinde dolaşıyoruz. Biz bu turdan ne anladık? Biz bu turdan Marmara Adası'na da gidebileceğimizi, Paşa Limanı turu yapmakla Marmara'ya geçmek arasında bir fark yok. Buradan güney tarafa geçersek karşıda Biga sahiline geçip şu karşıdaki sis gibi gözüken uzaktaki işte Çanakkale'nin giriş, Çanakkale Boğazı'nın giriş tarafları, oraya doğru da gidebiliriz. Lapseki tarafları. Yani şu anda bunu keşfini yapmış olduk. Seneye böyle bir planımız var. Şu anda çok takıla takıla geze geze biz bir gece kaldık şeyde, Koyun Adası'na daldık çıktık. Bu dalmaları çıkmaları yapmadan sadece bir yere gitmek maksatlı yaparsak bayağı bir günde 40-50 kilometre rahat yol gidebiliriz. Çünkü yolun çoğunu yelken yapıyor. Pedalla ben pek bir şey yapmadım aslında. Yine suyu göstereyim. Suyun içi çok güzel. Harika. Bu arada yelken batı sahile, güney sahile geçince
Yelken boşa çıktı. Artık bundan sonra yelken ne değil. Daha çok güney sahilde pedalla gideceğiz. Ha, şimdi birazcık rüzgar yakaladım, doldurdum. Evet, inşallah bu rüzgar sürekli Balıklı'ya kadar da olur. Dedik ki birazcık yelken kapatalım. Kıyıdan gidelim. Kayaların dibine geldik. Daha önce hep açıktan denizden gidiyorduk. Çünkü açıkta rüzgar daha iyi. Daha stabil. Böyle kıyıdan gittiğimiz zaman rüzgar daha karışık geliyor. Dağlardan dolayı rüzgar hele zor yapıyor. O yüzden hep açıktan gidiyorduk. Dedik hadi yelken de normal kanocuların yaptığı gibi işte bir kıyı rüzgarı almadan, rüzgar dalga olmasın modüle şimdi gidiyoruz. Yeni başladık, buraya kıyıya yanaştık. Yoksa bayağı şöyle açıktan gidiyorduk. Orada daha güzel rüzgar var. Ve işte rüzgara karşı gidiyoruz aslında. Rüzgara karşı gittiğimiz için de 45 derece zikzaklarla gidiyorduk. Birazcık hadi kayaya yanaşıp kıyıya yanaşalım. Normal kanocular olalım. Evet Melisa, ne diyorsun? Yelken mi yoksa kürek veya pedal mı? Yani yelkensiz olsak mı daha iyi, böyle kıyı kıyı gitmek daha iyi. Evet, burada normal kanoyla yolculuk yapanlar tercihi normal kıyı kıyı gitmektir. Yelkene alıştık şimdi. Biraz aslında yelken biraz tembellik. Yani alışık olunca. Şu anda biz ne yapıyoruz? İşte kıyıdan pedalla gidiyoruz. Buna göre daha yavaş oluyor. Daha fazla enerji harcıyoruz. Şu anda rüzgara karşı gidiyoruz. Bayraktan belli. Halbuki biz rüzgara şimdi 45 derece çarpıraz gitsek daha güzel olacaktı. Şu buruna kadar gidelim. Tekrar yelkenimizi açarız, tembelleşiriz. Şu anda ben çalışmaya başladım yani. Öyle. İyi hadi bakalım. Bekle. Eyvallah. Yolculuk devam ediyor. Balıklı köyüne yaklaşıyoruz. Sanıyorum yarım saatte Balıklı köyüne varırız. Orada bir drone uçuşu yapıyoruz. Öyle. Öyle. Yavaş yavaş gidelim. Saat bu arada kaç oldu? Saatimiz bakıyorum. Sanıyorum 4'e mi geliyor? 4'e geliyor herhalde. Öyle bir şey. Görmüştüm, küçük küçük atlıyorlar. Onları zargana kovalıyor. Şey var ya. Ha, zargana şey atayım o zaman. Biraz şey bak ben. Babacığım, arkamız var babacığım. Bir tane balık yakalamış olduk balık. Onu da attık. Senin ortaya at. Tamam. Evet, yaklaşık 1,5 saat önce Paşamen'den çıkmıştık. Arkamızda kaldı.
Tavşa ve Paşınma köyü. Burnu döndükten sonra kayalara yaklaştık. Kayalardan sonra tekrar yelkenimizi açtık. Şu anda karşımızda Balıklı köyü. Arkasında da bizim Kapıdağ Yarımadası'nın yarısı kesilmiş dağı ve diğer düz kalan kısmı gözüküyor. Dağlara yazık yaptılar, yazık ettiler. İşte oralara da herhalde yel değmeni yapacağız diye bütün ormanları kestiler. Bakalım birkaç sene sonra oraya ne yapacaklarını görürüz. Şu anki durumu böyle. Şimdi Balıklı Köyü'ne de yaklaşıyoruz. Balıklı Köyü'ne girince, girerken bir video çekimi daha yaparım. Gene yelken pedal karışık gidiyoruz. Rüzgar güzel, dalga az. Pedal da destekle gidiyoruz. Turumuz güzel geçiyor. Akşamüstü oldu. Saat 4-4.30 civarı. İşte burada bir denize gireriz, çay içeriz Balıklı'da. Biraz köylülerle muhabbet ederiz. Ondan sonra şu burnu döndükten sonra oradan yukarı çıkacağız ve Narlı. Yaklaşık sanıyorum Balıklı'dan çıkıştan sonra 1,5-2 saat içinde Narlı'ya varırız. Belki bir çapar yaparız yolda, balık yakalarız. Bakalım, tam balık saatine gidiyoruz. Planda bir değişikliğimiz oldu. Rüzgar kaldı. Deniz çarşafa döndü. O yüzden sadece pedalla gidiyoruz. Yelken açık ama çalışmıyor, boşta. Balıklı'ya girmedik. Transit geçiyoruz. Az önce gireceğiz diye plan yapmıştık ama rüzgar durunca dedik. Rüzgar bizi hızlı götürüyordu. Şimdi yavaş gideceğiz dedik. O yüzden dalgasız, rüzgarsız, kuru kuru denizde gidiyoruz. Deniz çarşaf. Melisa yeni bir pozisyon buldu. Yatış pozisyonu. Evet. Onu gösterelim. Yani kanoda uzun yol yapalım dediğimizde sırayla arka tarafta yatıp uyuyup dinlenebiliriz. Ayaklarımızı toplayabiliriz, uzatabiliriz. Uzat bakalım. Ayaklarını uzat. Böyle rahat bir şekilde yatabiliyor arka tarafta. Biz de şu buruna doğru rotamızı verdik, önümüzü. Pedalla gidiyoruz. Yukarı döneceğiz. Yaklaşık oradan 2 kilometre zaten Narlı. Tahminim 2 saate biz Narlı'ya geliriz. Çünkü başka mola verir miyiz bilmiyorum. Belki şurada bir burunda bir dalayım der miyiz zıpkında falan. Bakarız. Belki bir dalış yaparız. Şu koylarda da dalabiliriz. Balıklı'ya geçiyoruz. Arabalı vapur geliyor. Erdek'ten. Şu anki durum bu. Çok keyifli ama rüzgar olunca çok bedava gidiyorduk. İyiydi yani. Şimdi bedava rüzgarsız gidemiyoruz. Güzel bir yolculuk. Bay bay. Erdek'ten vapur kalkmış Avşa'ya gidiyor. Büyük ihtimal burada Balıklı'ya da girecek gibi gözüküyor. Şu an Balıklı'ya doğru yöneldi. Yan yana geçişiyoruz. Gestaş. Balıklı da burada. Balıklı iskelesine gidiyor sanırım. Eşya, yük, malzeme bırakacak. Bütün transportlar Balıklı köyü üstünden oluyor. Güzel iskelesi var. Erdek'ten gelen gemiler, Avşa'dan geçen gemilerin bazıları buraya uğruyor. Özellikle Gestaş uğruyor. Yük getiriyor, araba getiriyor, eşya getiriyor. Bu adaya beslemesi buradan yapılıyor. Ya da Narlı köyünden gelirlerse de Tuzla köyüne gidiyorlar. Diğer köylere arka tarafa gemi girişi, gemi gidişi yok. Oralar biraz ters kalıyor. Burası Avşa yolu üstü olduğu için burada gemiler durabiliyor. Erdek'te karşısı. Erdek'ten Balıklı'ya, Balıklı'dan da Avşa'ya gidiyorlar. Durum böyle. Oradan da Marmara Adası'na da gidiyor sanıyorum bunlar. Rotaları böyle. Bizim de şu buruna yaklaşık bir yarım saat falan yolumuz var. Şimdi biz babamla yer değiştirdik. Ben pedal çeviriyorum. Babam da arkada uyudu galiba. Gözüküyor mu? Şöyle bir
pozisyona girdi. Yavaş yavaş Oğuz'a kadar ben kullanacağım. Melisa ne haber? İyiyim. Ben uyudum, uyandım. Çok güzel uyumuşum. Bu arada Melisa sağ olsun bizi bu buruna kadar getirmiş. Uzaktan gördüğümüz bir burun var diyorduk ya işte. O burun bu burun. Balıklıyı falan geçtik. Bayağı bir yol gelmiş Melisa. Ben de bu arada öğlen uykumu uyumuşum. Yani kanalda iki kişi gittiği zaman bir kişi dinlenirken diğer kişi pedalla gidebiliyor ya da işte yelkenle devam edebiliyor. Şu an yelkeni de açtık. Melisa'ya yelkeni de gösterdim. Yelken kullanmayı da öğrenmiş oldu. İpi nasıl gevşecek, nereden sıkacak? İşte yelken açma kapama yerini gördü ama kapatırken göstereceğim onu. Yani şu anda Melisa da rüzgarın yönünü nasıl dönecek, hangi rüzgarda nasıl dönmesi gitmesi gerekiyor, 45 derece veya arka taraftan alınca nasıl yaptığımızın hepsini görmüş oldu. Çünkü adayı turladık. Adayı turlarken hem arkamızdan geldi rüzgar, hem yandan geldi, hem şimdi rüzgara karşı diyoruz. Gerçi rüzgar olmadığı için burada pek rüzgar karşı gidemedik. Yani daha doğrusu yandan alamadık rüzgarı. Ama burada akıntı çok ters yönde gidiyoruz. Yani akıntıya ters gittik. Yani adanın güneyinde akıntı hep şeye doğru, Çanakkale'ye doğru. Erdek'ten Çanakkale'ye biz sürekli şu anda akıntıya karşı gidiyoruz. O yüzden biraz yavaş gidiyoruz. Şu anki durum bu. Şu burundan dönünce de, yani şu uzaktan gördüğümüz burun buydu. Şu burnu dönünce artık direkt bizim Narlı'dan gördüğümüz Narlı'nın güney batı. Pardon, güney doğu. Ha, ben az önce batı demiştim. Orası batıydı. Güney doğu tarafı oluyor. Şu anki durumumuz, pozisyonumuz bu. İşte Narlı. Burunlardan döndük. Paşa Limanı'nın. Karışıklardan da geçtik. Evet, şu bizim Narlı'dan gözüken burunlardan geçtik. Bayağı bir karışıktı orası ama ölü dalgalar vardı. Dalgalar birbiriyle çarpışıyor. Oradan kano çok rahat bir şekilde geçti. Hiçbir problem yok. Bu tarafta biraz çırpıntı var. Öyle sağlam güzel bir rüzgar yok. Hafif hafif bir şeyler esiyor ama karışık esiyor. Aslında bizim hani çarşafa yakın karmaşık bir deniz. Yani karmaşık Marmara Denizi. Öyle bir hava. Hava açık hala. Narlı köyü gözüküyor karşısı. Biz de şu anda Tuzla Feneri'ne doğru yaklaşıyoruz bu taraftan. Şimdi burnumu birazdan Narlı'ya doğru döndüreceğim. Hafif bir rüzgar var. O yüzden rüzgarı alabilmek için böyle biraz çapraz gidiyorum. Yani Poyraz'a dönük. Pek faydası olmuyor ama gene de açık duruyor. Biraz faydası oluyor. Evet Melisa. Yolculuğu bitmek üzere işte. Buradan yüzerek bile gideriz artık değil mi? Yani. Evet. İşte böyle. Çırpıntılı, hafif dalgalı, karışık bir su. Şu anda böyle gidiyoruz. Şimdi nereye yaklaştık? Selam. Evet, beş evlere doğru ilerliyoruz şu anda. Rüzgar bize şu anda 45'ten geliyor. Tam ev tarafından geldiği için, ev burada. Evden geldiği için tam 90 gidemiyoruz. 45 gidiyoruz mecbur. Beş evlere doğru devam ediyoruz şu anda. Şimdi tekrar bir dönüş yapacağım. Rüzgarımız çok güzel. Yelkenimiz yatıyor. Şu manzaralara bakarsak hızımız gözükür. Bu arada güneş de batıyor. Güzel bir rüzgar çıktı şu anda. Tatlı tatlı. Yani bizim için tatlı tatlı. Tam böyle yelken yapmalı bir rüzgar var. Arkada balıkçılar var. Balıkçılara uğradık. Balık yokmuş. Takılalım diyorduk ama takılmayacağız. Şu an rüzgarın hızını görüyorsunuz. Buradan da göstereyim. Gayet güzel bir rüzgar var. Balıkçılar kaçmaya başladılar ama bizim de tam gezmek için fırsat oldu bu. Yelkenle harika oluyor. Durum bu. Şimdi bir 45 yapalım. Hadi beraber dönüşümüzü yapalım o zaman. Göstereyim. Şu an soldan geliyor. Şimdi farkındayım. Şöyle dümeni döndürdüm.
bir yandan pedalla destekleyerek dümenle dönüş yapıyorum. Şimdi yelken bu taraftan diğer tarafa dönüp bizi balıkçıların olduğu tarafa, yani köyün iskelesine doğru döndürüyorum. Dönüş yaparken yelken hareketini görüyorsun, rüzgar şiddetli. Evet, şimdi dönüşü gerçekleştirdik. Şu an rüzgarı diğer taraftan aldım ve karşıda balıkçılara doğru gidiyoruz. Evet, şu an güzel bir rüzgar yakaladık. Bayraktan da rüzgar nasıl gözüküyor. Yelken de yatıyor. Evet, bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Rüzgar gördüğünüz gibi duruyor, bir başlıyor. Yani sağanak şeklinde rüzgar var. Marmara Denizi'nin özelliği. Dalgalar da o şekilde karma karışık oluyor. Rüzgar da aynı şekilde karma karışık. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet. Biz de böyleyiz. Melisa. Melisa da yardımcı kaptan. Evet. O da kullandı. Pedallar rüzgar durmuşken. O sırada ben uyumuştum zaten. Şimdi ise evet, evet, dönüyoruz. Evet, eve yaklaştık. Balıkçıları da geride bıraktık. Güneşi de batırıyoruz. Melisa, sen batıyor musun yoksa? İyi misin? Evet, son 200 metreye geliyoruz. Güzel bir tur oldu. Bunu bir daha tekrarlamak istiyoruz. Bu sene olmaz artık ama seneye daha uzun bir tur yapacağız. Evet. Bence çok başarılı. Böyle günde 40 km, 50 km çok rahat bir şekilde gidilebilir. Sabah erken çıkıp, öğlen sıcağında yatıp, dinlenip, akşamüstü tekrar çıkıp, yani günlük bir 7-8 saatlik böyle pedal yelken karışımıyla günde 40-50 km yapmak çok rahat. Özellikle Marmara'dan Ege'ye doğru gidiş, yani Çanakkale'den Ege'ye çıkış yönünde gidilirse işte hem Kuzeybiden gelen Poyraz hem de akıntıların yönlerinden dolayı Ege'ye gidiş çok kolay olur. Marmara'dan çıkış. Ege'de de zaten genelde sanıyorum aşağıya doğru bir yön var. Yani işte Ayvalık'a gitmek, ne bileyim buradan İzmir'e gitmek bence hiç de zor değil. Ya Marmara'da çok karışık sular, dalgalar, rüzgarlar, yönler. Sadece işte Çanakkale'ye doğru gidiş mantıklı. Yukarıya çıkmak pek mantıklı değil. Şu anki durum bu. Ev karşıdaki, iki tane evin arasındaki siyah gözüken şu nokta. Şimdi oraya doğru yanaşıyoruz. Evet, evimize yanaşıyoruz. Evimize yaklaştık. Yanaşıyoruz. Evet, saat 7'ye 10 falan geçiyor galiba. 7'ye 10 geçiyor. Güneş batışına yetiştik. Güneş batışını gösterelim şöyle. Böyle bir güneş batışımız var. Yavaş yavaş yanaşıyoruz. Burada deniz çarşaf gibi ama ileride bayağı çırpıntı vardı. Ailede kimse yok bizi bekleyen. Haberleri yok. Evren, ne haber? Hoş bulduk, hoş bulduk. Ada turu yaptık Koyun Adası'nın etrafından. Evet.